Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Taha Suresi son sayfa ve bu son sayfada 128-135. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Efelem yehdi lehum, yani onlara şu haber gelmedi mi? Onlara yol gösterilmedi mi? Kemehlekna gablehum minel gurun, onlardan önce nice devirlerde yaşayanları, önceki devirlerde yaşayanları biz helak ettik. Yemşune fi mesakinihim, bugün onların meskenlerinde dolaşıyorlar. Yani bizler şu anda önceki devirlerde yaşayanların yaşadıkları topraklarda yaşıyoruz. Ve her bir şehir belki 100 defa mezaristana boşaltılmış. Ve bunların bir kısmı helak yoluyla olmuş. Toptan helak edilenler var. Kısmen helak edilenler var. Biz bugün onların üzerinde yürüyoruz. Mesela İstanbul tarihin en eski şehirlerindendir. Ve kazdıkça yerin altından bir şeyler çıkıyor. İşte metro çalışmaları gibi çalışmalarda tarih eserler de bulunabiliyor. Bir zamanlar oralarda da yaşayanlar vardı. Ve biz bugün onların üzerinde gitmekteyiz. Şu anda yaşayanlar bir kısım mezarlıkların zamanla ortadan kaldırıldığını, yerine binaların dikildiğini bilirler. Demek ki onların üzerinde bina dikilmiş oluyor. Orada aslında kemikler var, ölenlerin kabirleri var. Onların üzerine binalar yapılıyor. Bu manada baktığımızda yaşadığımız yerler daha önce başkalarının ve belki de helak edilen kavimlerin yaşamış olduğu yerler. Dolayısıyla geçtiğimiz, bastığımız toprakları iyi tefekkür etmek, burada daha önce kimler vardı, başlarına ne geldi, bunları bilmekte fayda var. İnne fî zâlike le âyât li ulin nuhâ. Bunda akıl sahipleri için ayetler vardır. Burada ulin nuhâ, nehyedici olanlar demek. Yani akıl da insanı günahlardan sakındırır. Nefis günahlara sevk eder ama insandaki akıl nefsin mukabilidir ve o günahlardan insanı uzaklaştırır. Bu anlamda günahlardan uzaklaştırıcı akla sahip olan kimseler için bunda ayetler, ibretler var. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ, şayet Rabbinden sebkat etmiş bir kelime olmasaydı, lekâne lizâmen, azap onlar için de kaçınılmaz olurdu. Ve ecelim müsemme, bir de eceli müsemma olmasaydı. Yani şu anda insanların helak edilmesi veya Peygamberimiz devri itibariyle düşündüğümüzde, Peygamberimiz dönemindeki Kur'an'a karşı gelenlerin toptan helak edilmelerine iki tane mani durum burada nazara veriliyor. Bunlardan bir tanesi Rabbinden sebkat eden bir kelime. Yani Allah onlara dünyada diyelim mühlet de verecek, fırsat verecek. Bu anlamda Rabbinden, Cenab-ı Hak'tan gelen bir söz var. Bir de eceli müsemma. Her birinin belli bir eceli var. Şunun gibi düşünelim. Mesela bir film. Filmde iyi var, kötü var. Ama daha filmin başında iyi kötüden kurtuluyor. Kötü cezasını buluyor. O zaman 2 saatlik bir film olmaz. 5 dakikada biten bir film olur. Ama 2 saat boyunca mücadele devam ederse gerçekten orada heyecan da olur. Heyecan zaman zaman doruğa çıkar. Zaman zaman nefesler tutulur. Ve sonunda kötü yolda olanın işte cezasını çektiği görülür. Ve iyi yolda olanın mükafatı erdiği görülür. İnsan rahat eder. Dünya hayatı adeta bunun gibi. Dünya hayatında gerçi kimse rol yapmıyor. Herkes kendi hayatının filmini, rolünü oynuyor. Ama bu noktada insanlara fırsat da verilmiş ve insanlara bir müddet belirlenmiş. O müddet gelinceye kadar demek ki Cenab-ı Hak hemen bir anda azabı göndermiyor. Fasbir alâ mâ yekûlûn. Durum böyle olunca ey peygamber sen onların sözlerine sabret. Yani
sana kahin derler, sana mecnun derler, sana sihirbaz derler, çok şeyler söylerler. Sen onların dediğini aldırma, sen sabret. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Hamd ile beraber Rabbine tesbihte bulun. Yani hem nimetlerini hatırla, hem de Allah'a tesbih et. قَبْلَ تُلُوا الشَّمْسِ Güneş doğmazdan önce, yani sabah vakti. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا Ve grubundan önce. Bu da ikindi vakti olarak düşünülebilir. Yani güneş doğmadan ve güneş batmadan Rabbine hamd ile tesbih et. Bu sabah namazını kılmak, ikindi namazını kılmak şeklinde anlaşılabilir. وَمِنْ اَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ O gece vaktinde de Allah'a tesbih et, ibadetini yap, namazını kıl. وَاَطْرَافَ النَّهَارِ Ve gündüzün etrafında da. Etraf-ı nehar gün ortası olarak açıklanıyor. Bu da öğle namazına işaret eder. Gece olarak da malum akşam yatsı namazları bu manada düşünüldüğü zaman bu ayet-i kerime 5 vakit namaza işaret ediyor. Ancak tabi tesbih sadece namazdan ibaret değildir. Hamd sadece elhamdülillah demekten ibaret değildir. Demek ki İnsan gün boyu özellikle bu 5 vakitte gün doğarken, gün batmazdan önce, gün tam tepedeyken ve gün batınca akşam namazı ve bir de gece vakti bu vakitlerde Allah'ın nimetlerini düşünmeli, Allah'ın azametini temaşa etmeli varlık aynalarında ve ibadetini de başta namaz olmak üzere yapmalı, tefekkür görevini yerine getirmeli. لَعَلَّكَ تَرْضَى Ola ki bu şekilde razı olursun. Yani razı olacağın güzel bir sonuca ulaşırsın. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ Sakın iki gözünü çevirme. اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ Faydalandırdığımız şeylere اَزْوَاجًا مِنْهُمْ Onlara verdiğimiz bir takım imkanlara bakıp da sakın gözlerini bunlara çevirme. Zahratel hayati dünya, dünya hayatının bir süsü olarak, dünya hayatının bir parlaklığı olarak onlara verdiğimiz şeylere gözünü çevirme. Lineftinehum fihi, bizim bunları onlara vermemiz, onları fitneye düşürmek içindir. Şu anlamda yani imtihan etmek içindir. Fitne, bir takım böyle kıymetdar madenlerin ateşe atılması ve onların içinde işe yaramayanların pos haline gelip erimesi, işe yarayanların elde edilmesine verilen bir isim. Bu şekilde insanlarda imtihana tabi tutuluyor. İşte bir kısım insanlara servet, şöhret, maddi imkanlar veriliyor ve insanların normalde geri kalanları da onlara gıpta eder. Keşke biz de Karun gibi olsak, Karun gibi servetimiz olsa gibi insan temennide bulunur. Ama o servetin akıbeti nedir? O servetin akıbeti işte Karun malıyla mülküyle yerin dibine geçirilmiştir. Dünyada da o servet kendisine yar olmamıştır. Veya bir takım başka saltanatlar bunlar da yine netice itibariyle şu dünyadan gelip geçmişlerdir. Hepsi yalandır. Hepsi gelip geçici şeylerdir. Ama şu anda hayatta olan kimseler olarak bizler kendimizi dünyanın cazibesinden kurtaramadığımızdan bir takım güzel evler, saraylar, köşkler görüp ah keşke bunlar bizim olsa diyebiliyoruz. Veya bir takım saltanatları görüp keşke bizim de böyle bir saltanatımız olsa diyebiliyoruz. Ama bu ayet çerçevesinde bakmak lazım. Yani gözünü onları denemek için verdiğimiz dünya hayatının bir takım parlak şeylerine çevirme ve temenni etme. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَاَبْقَى Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha daimidir. Yani Rabbinin sana rızık olarak verdiği nübüvvet, ilim, marifet bu gibi şeyler dünyada insanlara verilen servet gibi, makam gibi, maddi imkan gibi şeylere nispetle daha daimidir ve daha hayırlıdır. Mesela bir insan dünyanın en zengini olsa
öldüğü zaman servetini yanında götüremez. Ama alim olduğunda ilim onunla ebede kadar gidecektir. Ruhuna nakşetmiş olduğu ilim ondan ayrılmayacaktır. Ama servet geride kalıyor. Hayırda kullanabilmişse onun sevabını elde eder. O ayrı mesele. Ama servetin bizzat kendisi o geride kalmaya mahkumdur. Ve'mur ehleke bis salati, ehline namazı emret. Burada ehil başta peygamberimizin akra ailesidir, yakınlarıdır. Öte yandan ehli iman, yani bütün ümmetine namazı emret. Ama ilk mana olarak ailene namazı emret. Vastabir aleyhe, sen de buna sabret. Yani kendin sabırla namaz görevini yerine getir. Bu arada ailene de namaz kılmalarını emret. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başta kendisi uyguluyor. Ardından en yakınlarından, ailesinden başlamak üzere diğer ümmetine, diğer insanlara namazı emrediyor. Bizler şu anda aile ortamında önce kendimizin bunu düzgün bir şekilde yapması lazım. Bu arada çoluk çocuğumuzun da namazı düzgün kılmaları için gayret içinde olmak gerekiyor. La nes'eluke rizqa, biz senden rızık istemiyoruz. Yani senin dünyaya gelme gayen rızık peşinde koşmak değil. Tabi hitap peygamberimize ama peygamberimizin zımnında hepimize. Böyle olunca peki rızık peşinde koşmayacak mıyız? Allah-u Teala bir yerden rızkı gönderir. Yaratan aynı zamanda rızkı da gönderir ve göndermektedir. Ama bir kısım insanlar derdi maişet içinde, geçim derdi içerisinde namazı unutuyor, Allah'ı anmayı unutuyor. Sanki sırf dünya için yaratılmış gibi bütün vaktini dünyaya sarf ediyor. Halbuki insan bir ahiret yolcusudur. Dünya bir ticaret hanedir ona nispetle. Ve bu dünyada bir miktar insan yaşayacak, ardından diğer aleme geçiş yapacaktır. Bundan dolayı şu dünya hayatını sırf böyle mideyi tatmin etme veya şehveti tatmin etme yeri olarak görmek son derece yanlış olur. Bütün vaktini rızık peşinde harcamak yanlış olur. İnsan bu gibi basit gayelerle dünyaya gönderilmemiş. Rızık da bir imtihandır. Helalinden çalışmak şartıyla onun da sevabı vardır. Ama normal ibadetini yapmadan işte maişet için çalışmak da ibadettir şeklinde söylemek, bu sadece bir teselli olur. Alnı secdeye gitmeyen bir kimsenin diğer çalışmalarını ibadet olarak görmek Kur'an'ın bize anlattığı hakikatlere uygun değildir. Vel nahnu narzuguk, biz seni rızıklandırırız. Yani taraf ilahiden bir garanti veriliyor. Senin rızkını biz göndeririz. Vel akibetu lit takva, akibet takvanındır. Yani takva netice itibariyle o faydalı olacaktır. Günahlardan kaçınmak bize fayda verecektir. Vakalu levla yetina bi ayetin min rabbi, dediler ki Rabbinden bir mucize getirse ya. Yani sıra dışı olaylar, sıra dışı şeyler onun elinde meydana gelse ya. Evelem te'tihim beyyinetu ma fi's suhufil ula. Suhufu ula'da, ilk gönderilen o sayfelerde, kitaplarda olanın beyyinesi, yani onun delili kendilerine gelmedi mi? Kur'an-ı Kerim önceki kitapları reddetmiyor ve onlardaki doğru hakikatleri yeni bir üslupla ve ümmetin ihtiyacına göre anlatıyor. Ümmi bir zatın, okuma yazması olmayan bir zatın Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'dan bahsetmesi, önceki ümmetlerin halini anlatması, aslında bu da tek başına bir mucizedir. وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ, şayet biz onlara herhangi bir kitap göndermeden, peygamber göndermeden azap etmiş olsaydık, لَقَالُوا, onlar şöyle derlerdi, لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا, رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا, ya Rabbi keşke bize elçi gönderseydin, فَنَتَّ بِعَيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ
en nezille ve nahze. Yani zillete düşmeden, perişan olmadan biz de senin ayetlerine tabi olsaydık derlerdi. Ama böyle demelerine artık fırsat yoktur. Böyle diyemeyeceklerdir. Çünkü peygamber gelmiştir. Peygambere kitap gönderilmiştir. Peygamberin yolu ortadadır. Kur'an'ın yolu ortadadır. Gul küllün mutarabbisun fetarabbasu. De ki herkes gözetliyor, fırsat kolluyor. Haydi bakalım siz de gözetleyin bakalım. Fesetâlemûne, sonra bileceksiniz. Men ashabu sıratı seviyyi, yani o dosdoğru yolda gidenler kimler? Ve men ihtede, ve hidayet üzere olan kimler? Bunu daha sonra bileceksiniz. Yani herkes tutturmuş bir yol gidiyor. Eğri yolu, doğru yol görenler var. İşte Firavun gibi insanlar tamamen batıl bir yolda gitmekle beraber kendilerini dosdoğru bir yolda gidiyor kabul etmişler. Ve kavimlerine de demişler ki biz sizi dosdoğru bir yola iletiyoruz. Herkes bu iddiada, ama kimin dosdoğru bir yolda olduğu, sırat-ı müstakim üzere olduğu diğer alemde ortaya çıkacak. Ve hani bir tanesi berbere gitmiş, demiş ki berber bey, işte saçımda beyazlar acaba epey fazla mı? O da demiş hani birazdan önüne düştüğü zaman, saçlar önüne düştüğü zaman görürsün. İnsanların her birinin ne yaptığının görüleceği bir alem gelecek. Ve o alemde kimin saçı ak, kimin saçı kara, kim böyle beyaz işler, temiz işlerle uğraşmış, tertemiz bir hayat yaşamış, kim de kapkara bir hayat yaşamış, bunlar diğer alemde ortaya çıkacak. Cenab-ı Hak şu dünyada o aleme hazırlanmayı hepimize nasip etsin ve o alemde de tertemiz olmayı, pırıl pırıl bir şekilde cennete gitmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.